Aşağıda verilen dairelerin içine birer tam sayı yazıldıktan sonra, bu dairelerin içine yazılan tüm sayıların çarpımının sonucu, beşgenin içine yazılıyor. Bu sayıları çarptığımız zaman, dairenin içindeki sayıları çarptığımız zaman, beşgenin içerisine sonucu yazıyoruz. Beşgenin içine yazılan sayının negatif olduğu bilindiğine göre, dairelerin içine yazılan sayılardan kaç tanesi pozitif olabilir? Cevap çıktığına baktığımız zaman şu 6'yı görürüz E şıkkında. Bunun altın olamayacağı belli. 5 tane sayımız var zaten. 6 tanesi pozitif sayı olamaz. E şıkkı baştan gidiyor. Geriye 1, 3, 4, 5 şıkları kalıyor. Şimdi pozitif sayıların 2 tane pozitif sayının çarpımı pozitif yapar. Bütün pozitif sayılar kendi arasında çarpıldığında pozitif yapar. O halde negatif sayılara bakmamız lazım. İki tane negatif sayı çarparsak sonuç pozitif olur. Bu bizim işimize gelmez. Çünkü sonucun negatif olması gerekiyor. O zaman negatif sayıların sayısı çift değildir. Negatif sayılar tek sayıda olması lazım. Negatif sayı bir tane olabilir. Bu durumda pozitif sayı dört tanedir negatif sayı 3 tane olabilir. Bu durumda pozitif sayısı 2 tanedir. Negatif sayısı 5 tane olabilir. Tek tek sayılar şeklinde gidecek. Pozitif sayı da olmayabilir. Hepsi negatif. O da olabilir. Cevap şıklarına baktığımız zaman kaç tanesi pozitif olabilir diyor. Ya 4 olacak ya 2 olacak ya da olmayacak. Cevapta bakıyoruz. C şıkkında 4 görüyoruz. Cevap C şıkkı. Aşağıda verilen çokgenlerin içinde yazılan sayılar ile kenar sayısı çarpılmaktadır. Daha sonra bu sayılar kenar sayısı tek olan çokgenler için negatif, kenar sayısı çift olan çokgenler için pozitif alınarak toplanmaktadır. Yani örnekten inceleyecek olursak üçgen üç kenarlı tek sayıda olduğu için eksi. Üç kenarlı olduğu için 3 çarpı içindeki sayı 4. 3 çarpı 4. Sonrasında kare. Karenin kenar sayısı 4. Çift sayıda olduğu için artı. 4 kenarlı olduğundan içindeki de 2 olduğundan 4 çarpı 2. Beşgen. Kenar sayısı 5. Tek sayıda olduğu için negatif. 5 kenarlı içindeki sayı da eksi 2 olduğu için çarpı eksi 2. Bu işlemi yaparsak sonuç 6 gelmiş. Buna göre bu işlemin sonucu aşağı yukarıdan hangisidir? Baştaki şeklimiz altıgen. Altıgenin kenar sayısı 6. Çift sayıda olduğu için ne yapacağız? Artı. 6 kenardan oluştuğu için 6 çarpı içindeki sayı eksi 4. Sonraki şeklimiz üçgen tek sayıda olduğu için işareti eksi. Üç kenarlı olduğu için 3 çarpı içindeki sayı 5 işlemini yaparız. Sonraki şeklimiz kare. Kenar sayısı 4 tanedir. Çift sayıda olduğu için artı. 4 kenarlı olduğu için 4. içindeki sayıda 4 olduğu için çarpı 4. Bu işlemleri sonuçlandırırsak 6 çarpı eksi 4 eksi 24 Eksi 3 çarpı 5 eksi 15. 4 çarpı 4 16 yapar. 16 eksi 15 buradan 1 gelir. 1 eksi 24 daha eklersek eksi 23 cevabımız C şıkkı olur. Evet arkadaşlar 23. sorumuz. Ömer yukarıdaki hesap makinesinin rakamlarından farklı 4 tanesine basmıştır. Ömer 4 tane rakama basıyor. Sonra önder aynı hesap makinesinde çıkarma tuşuna basıp çıkarma tuşuna bastığına göre yapacağımız işlem çıkartma işlemi oluyor. Ömer'in bastığı rakamlardan farklı 4 rakama basmıştır. Önder Ömer'in bastığı rakamlardan farklı 4 tane rakama daha basıyor. Yani toplam 8 tane rakamı kullanmış oluyoruz. Kullanmadığımız 2 tane rakam kalıyor. Önder ilk olarak sıfır tuşuna basmadığına göre Önder birinci basış sıfır olmadığına göre ikincisinde olabilir, üçüncüsünde olabilir, dördüncüsünde olabilir. Ve sonuçta eşittir tuşuna basıldığında çıkan sonuç en fazla kaç olur? Çıkartma yapılan bir çıkarma işleminde sonucun en fazla olmasını istiyorsak birinci sayımızın en büyük değerli ikinci sayımızın da Mümkün olduğunca en küçük değerli olması lazım ki fark en fazla olsun. Bundan dolayı bizim rakamlarımız 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'dur. Bizim rakamlarımız bu. Sayıların basamaklarında rakamlar bulunur ve biz binler basamağındaki sonucu en fazla yapmak istiyorsak binler basamağındaki rakamların mümkün olduğunca farkının büyük olmasına bakmamız lazım. Bundan dolayı Ömer'in basamağın en büyük rakam, Önder'in basamağı da en küçük rakam olmalı. Fakat Önder sıfır tuşuna basamıyorsa bundan sonra gelen en küçük rakamımız 1'e basar. Ömer ise en büyük değerli rakam 9'a basar. Böylece sayının binler basamağını farkı en büyük yapmış olduk. 9'u kullandığımız için 1'i kullandığımız için siliyoruz. Kalan rakamlar içerisinde yine farkının en büyük, yüzler basamanın en büyük farkına sahip olması için yine aynı mantığı birinci sayının en fazla, ikinci sayının en az olma durumunu düşünüyoruz. En büyük rakamımız 8. Ömer 8'i basmalı. Bundan sonra Önder artık 0'a basabilir. İlk bastığında 0'a basamıyordu. Bundan sonra 0'a basabilir. Ve 8 0 kullanıldığı için siliyoruz. Geriye kalan rakamlar içerisinde en büyük rakamımız 7. Farkın yine farkın yine en büyük olmasını istiyorsam Ömer'in en büyük rakama basması gerekir 7. Sonrasında Önder 2'ye basmak zorunda kalıyor. En büyük fark ulaşmak istiyorsak ve en büyük rakamımız 6 kaldı. Ömer en son 6'ya basar. Önder de en son 3'e basar ve çıkarma işlemini yaparsak 6'dan 3 çıktı 3, 7'den 2 çıktı 5, 8'den 0 çıktı 8, 9'dan 1 çıktı 8. 8853 sonucunu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar 24. sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Aralığında asal olma bilgisi. 2 ya da daha çok sayının Birden başka pozitif bölünün yoksa bu sayılar aralığında asaldır. A ile B aralığında asal, B ile C aralığında asal, A ile C aralığında asal değildir. Yani ortak bir böleni olacak. Birden başka ortak bir böleni olacak. Cevap şıklarını incelediğimiz zaman A şıkkında 9 ve 8'i görüyoruz. A ile C sayısı 9 ve 8 ortak böleni 1 olduğundan aralığında asaldır. Sorumuzun ifadesine göre A şıkkı olmaz. B şıkkında A ve C, A dediğimiz 28, C dediğimiz 1 bunlar ortak böleni 1 aralığında asaldır. Sorunun ifadesine göre B şıkkı da olmaz. C şıkkında A dediğimiz 15, C dediğimiz 30 ortak böleni 5 gördüğünüz gibi her ikisi 5 ile bölünür. O yüzden aralığında asal değildir. Sorumuzun ifadesine göre doğru bir ifade. C şıkkı kalabilir. D şıkkında 16 ve 25, 16 ve 25 ortak olarak bir sayıya, birden başka bir sayıya bölünmediği için D şıkkı da gidiyor. E şıkkında bakacak olursak, 12 ve 18 ortak olarak 6'ya, her ikisi 6'ya bölündüğünden dolayı 6 çarpı 2, 6 çarpı 3 ortak olarak 6'ya bölünür. E şıkkı da olabilir. O zaman değerlerine bakmamız lazım. A ile B aralığında asalsa, 15 ile 28, C şıkkından bakıyoruz. 15 ile 28, Aralarında asal evet ortak böleni yok. B ile C'ye bakıyoruz. B sayısı ve C sayısı bunlar çift sayılardır. Ortak böleni 2 olduğundan dolayı C B ile C aralarında B ile C aralarında asal olmuyor. Ortak böleni 2 olduğu için C şıkkı da eleniyor ve cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş oluyor.